Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlarım, yılbaşına özel yaptığımız çekilişimizde Biyoloğun Kuş Evi kanalıyla birlikte düzenlemiş olduğumuz çekilişimiz dün Instagram'da yapmış olduğumuz hikaye ve canlı yayınla sonuçlandı dostlarım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum ve sizlere de böyle çekiliş, ya çekilişlerin, videoların devamının gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve aynı zamanda bizi Instagram'dan ya da Facebook'tan takip etmeyi unutmayın dostlarım. Hepsinin zaten alt kısımda linkleri ve bilgileri var dostlarım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Çok güzel duygular alıyoruz. Biyoloğun Kuş Evi kanalıyla birlikte biliyorsunuz ki birlikte güzel ve akıcı, hatta ve hatta bilginin üst düzey olduğu videolar çekiyoruz. Sizler de umarım bunun farkındasınızdır dostlarım. Gelelim, biliyorsunuz kuşlarımıza 5 gündür önlem amaçlı iç parazit ilaçları girdik. Hangi ilacı girdiğimizi sorarsanız, bir önceki videoda bahsettim zaten. Talebin GR Mikro ve buna benzer ürünlerimiz var biliyorsunuz. Wilmectin de girebilirsiniz mesela. Bymect de girebilirsiniz. Yani birçok ürün var ama ben Talebin kullanmayı tercih ediyorum. Ya da GR Mikro tercih ediyorum dostlar. Sizlere de bunları tavsiye ederim. 5 gün boyunca kuşlarımıza Talebin girdik. Dışkıları zaten görüyorsunuz. Boncuk boncuk oldu çok şükür. Genel olarak bütün bakın dışkılar boncuk boncuk şeklinde oldu. Ve 5 günün sonunda Biyoloğun Kuş Evi kanalından temin ettiğimiz Probiactive Bird probiyotiğimizi kullanıyoruz dostlar. Şunu unutmayalım. Kürlerin ve antiseptik ürünlerin arkasına kaybettiğiniz zararlı bakterilerin yanında yararlı bakteriler de var dostlarım. Bu yararlı bakterileri tekrar kazanmak için mutlaka ve mutlaka probiyotik kullanmanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım dostlarım. Bu yakışıklı da burada türkü söylüyor. Dostlarım şimdi gelecek olursak videomuzun konusuna, özellikle çok dostumuz belirtmiş. Ben üretici değilim. Evde 1-2 takımım var. Bu arada dostlarım kürü yaptıktan sonra kuşlarda muazzam bir gürültü başladı. Herkes çok keyifli. Herkes, yani bütün kuşlarda bir pozitif bir enerji başladı. Bu da benim için çok mutluluk verici bir olay. Neyse dostlarım, biliyorsunuz ki üretici olmayan dostlarımız bizlerden şunu istedi. Evde bir ya da iki kuş için ne kadar mama yapmamız lazım, hangi mamayı öneriyorsunuz diye. Bununla ilgili bir video çekiyoruz dostlarım. Hemen nasıl yapılıyor ona geçelim dostlarım. Evet dostlarım, görmüş olduğunuz gibi şu bir çay kaşığı. Çay kaşığından baz alarak neye ne kadar katmanız gerektiğini şöyle gösterelim. Ya ben mamayı yaptım, verdim kuşlara, sadece oradan biraz ayırdım. Videoyu da biraz geç çektim. O yüzden hafiften böyle sararma kararma olmuş. Dostlar çay kaşığından baz alın. Bu bir takım muhabbet kuşuna fazlasıyla yetecek bir mama. Havuç veriyoruz. Yumurtası olmayan kuşlara dostlar. Yumurtası olmayan kuşlara havuçlu, dereotunu. Bu hazır bir mama. Hangi marka olursa olsun fark etmez. Benimki ne diye sorarsanız, ben Mama Life'ın ballı yumurtalı, karınca yumurtalı, kurtlu ve meyveli mamasını kullanıyorum. Bu da yumurtamız dostlar, görüyorsunuz. Bunu hemen şöyle birbiriyle karıştırayım ben bir dostlar. Geliyorum. Evet dostlarım, görmüş olduğunuz gibi mamamızı karıştırdık.
Yani çay kaşığından tekrar baz alın. Ne kadar yaptığımızı şu anda görmüş olduğunuz gibi mamamızı içinde hazır mama olduğu için bir 5-10 dakika arasında bekletmeniz gerekiyor. Çünkü mamanın nemi emmesi lazım ve mamayı nemlendirmesi lazım belirli saatlerde. Şimdi bununla ilgili şöyle söyleyelim. Yumurtalı mama yaptığınızda dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var dostlar. Özellikle söylüyorum, kışın sabah verdiğinizde mamayı akşam mutlaka almanız gerekiyor. Yumurtalı mamada dostlarım. Çünkü yumurtalı mama, yumurta belirli bir süre oda sıcaklığında kaldığı zaman bu sefer yani yararlı bakterileri tamamen zararlı bakterilere dönüşür. Bu yüzden kuşlarınıza zararlı bakteri vermiş olursunuz. Gün aşırı kullanırsanız. Bu sebeple bir de yani şunu da belirteceğim. Yumurtayı haşladınız, dolaba koydunuz, ertesi gün kuşlarınıza vereceksiniz. Aman diyeyim böyle bir şey yapmayın dostlar. Dolapta beklemiş yumurta da kuşlarınıza zararlı bakteri temin eder. Yani bu kuşlarda bünye olayı çok hassastır. En ufak yani nemden bile zarar gören hayvanlar, düşünün yani. Bu yüzden mümkün olduğunca sabah saatlerinde verdiğiniz mamayı akşam saatlerinde tekrar alın. Yazın yumurtalı mamanın bekleyeceği süre ise maksimum 6 saattir dostlar. 6 saat içinde tüketmeniz lazım. Tüketmese bile almanız lazım sevgili dostlarım. Bununla ilgili umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Şöyle mamayı da bir kaba koyup kuşlarımıza verelim. Ne kadar olduğunu görelim dostlarım. Dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi mamamızı kaba koyuyorum şu şekilde. Yani bu takipçilerimizden sık bir istek oldu. Biz evde 1-2 tane kuş besliyoruz. Sizin gibi 200 gram, 300 gram mama yapmıyoruz. Bize kendimize yetecek kadar mamanın yapılışını gösterir misin diye video istediniz. Ben de çektim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Sizlerden de ricam, benim bu emeğime karşılık videolarımızı beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmanız dostlarım. Evet, şöyle görüyorsunuz. Bakın dostlarım, kaşığımızı da alalım şöyle. Bu mama bir kuşa bir öğün fazlasıyla yeter. Yani ağzına kadar doldurmanıza gerek yok. Yarısı kadar olsa yeterli dostlarım. Hemen bunu da şöyle görüyorsunuz. Kuşlarımıza verdik mamamızı. Bunu da şöyle takviye olarak buraya ben koyacağım. Burada çünkü yavrular artık büyüdü. Daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Gördüğünüz gibi mamamızı kuşumuza servis ettik. Onlar da inşallah akşama kadar tüketirler. Zaten ben mamayı vermiştim sabahtan. Bunu da sırf sizin için video çekmeye ayırdım dostlarım. Kuşumuz da zaten başarılı bir şekilde mamamızı, yumurtasını özellikle yiyor dostlarım. Yumurtalı mamayı size kesinlikle tavsiye ediyorum dostlarım. Özellikle kendi yaptığınız mama her zaman daha iyidir. Ama kendi yaptığımız mamalar birazcık cıvık olduğu için içerisinde sulu ürünler olduğundan size tavsiye herhangi bir içeriği güzel olan bir hazır mamayı mamanızı tavlamak için içeriğini yani hem içerikten şöyle içinde amino asitler vardır, vitaminler vardır, işte tozlar vardır, bakliyat tozlar fırınlanmış. İyi bir mama alarak mamanıza katkıda bulunursunuz. Kendi mamanıza katkı yaparsınız. Hem de mamanızı tavlarsınız. Kıvamını ayarlarsınız dostlar. Biraz da şimdi nasılları çekelim yahu. Yani bu hazır mama kullanmanın esprisi de bu zaten dostlarım.
Kuşlarınıza mutlaka ve mutlaka yumurta maması verin. Tavsiye ederim. Gelelim bir diğer soruya. Ya bir diğer soru derken sizlerden sıkça gelen sorular. Yavrulu kuşlarda havuçlu mamayı azaltın. Yavrulu kuşlarda özellikle söylüyorum, kabaklı ve pancarlı mama verebilirsiniz. Benim tavsiyem kabaklı mamadır. Brokoli olan mamalar verebilirsiniz sebzede. Ve naneyi de azaltın dostlarım mümkünse. Nane yerine de semizotu gibi otlar verebilirsiniz. Çünkü nane ve havuç kuşlarınızı üremek için tetikleyen ürünlerdir. Bu yüzden kuşlarınızın yavrularına ve yumurtalarına zarar vermemesi adına yumurtalı dönemlerde yumurtalı mama verin sadece. Yanına da brokoli, işte kabak, bu tür sebzelerden koyabilirsiniz dostlarım. Yumurtası olmayan kuşlarınız için de havuçlu mamalar verebilirsiniz. Bunun yanında, havuçlu mamaların yanında likit mineraller verebilirsiniz. Vitamin destekleri yapabilirsiniz. Özellikle söylüyorum, Vercella Lega'nın Fertivit'ini kullanabilirsiniz dostlarım. Kuşlarınızı tetikleyecektir özellikle. Ben kullandığım için söylüyorum. Buna benzer birçok ürünler var. Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz dostlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Kuşunuz eşleşti. Kuşunuz çiftleşti. Kuşunuz birbirine kusuyor. Kuşunuz işte birbirini kaşıyor. Çiftleştiler, yumurta gelir mi? Dostlarım, bunun için ne söylesek yalan olur. Emin olun, biz de zamana bırakıyoruz her şeyi. Kuş çiftleşiyor. Haydi bakalım hayırlısı diyoruz. Ve bir bakmışsın 3 gün sonra, bir bakmışsın 10 gün sonra, bir bakıyorsun 20 gün sonra yumurta gelebiliyor. Kuşlarımızı eşliyoruz. Burada olduğu gibi mesela. Bu kuşlar ben eşliyorum. Nereden baksanız 10 gün oldu. 10-15 gün oldu. Şu anda yumurta, yani yumurtada değil de yuvalıkta beraber takılıyorlar. Fakat şuna geleceğim. Bu kuşlarımızda gördüğünüz gibi dostlarım yaklaşık 3 aydır nerede o dişi? Burada. Bu dişiyle birlikte eşledik. 3 aydır kaşıyorlar, öpüşüyorlar. İşte birbirlerine kusuyorlar ama yumurtlamadı. Çiftleştiler, yumurtlamadı. Demek ki neymiş dostlar? Birazcık zaman. Yani biz ekstra bir şey yapmıyoruz bu konuda. Emin olun. Sıkça geldiği için bu soruyu hemen kısaca cevaplamış oldum dostlarım. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.